Şu andaki imdi 62 yaşındayım, normal 64 yaşındayım ama... Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'nın organize ettiği Gençler Soruyor, Tecrübe Konuşuyor programında gençler deneyimli isimlerle buluşarak sorularını yöneltme fırsatı buldu. Ben buradaki herkesi çok zeki şey görüyorum yani öyle. Bizim önümüzde çok güzel yıllar var. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı'nın konuşmacı olarak katıldığı programda Gençler Başkan Narlı'dan kariyerleri ve gelecekleri hakkında değerli tavsiyeler aldılar. Sanayicisi, esnafı, işte bütün erbaplar hep bir araya geliyoruz. Kalan siyasetçisi, sanayicisi, esnafı hepsi bir arada. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı burada yaptığı konuşmada iş dünyası, eğitim, gençlik sorunları ve toplumsal konular gibi çeşitli temalarda gençlerle görüş alışverişleri gerçekleştirdi. Hayata yeniden başlıyoruz. Depremi gördük kaç saniyede. Benim de ailemde, akrabalarımda 220 kişi öldü. Abimin çocukları, halam, dayım, teyzem, teyzemin çocukları hepsi köyde toplam 220 kişiyi kaybettik. Birbirimizi sevmeyebiliriz ama biz birbirimize saygı duymak mecburiyetindeyiz. Sizin içinizde ne cevherler var? Bunu Rabbim inşallah gösterir bize. Maraş deyince Maraş başka bir şey, Maraş kadim bir şey. Maraş'ı ben çok seviyorum. Üç gün bir yere çıktığım zaman dördüncü gün kendimi hemen Maraş'a atmak istiyorum. Niye? Vallahi sizler başka bir şeysiniz. Edep de bizde, saygı da bizde, insanlık da bizde, her şey bizde. Maraşlı farklı bir şeydir. İş dünyasının incelikleri hakkında bilgiler veren Başkan Narlı, doğru ve helal ticaretin önemine dikkat çekti. Bir, dürüstlük. İki, verdiğin sözü yerine getireceksin. Bunlar hem de dinimizin de gereği. Mutlaka çok çalışacaksın. Benim bir hocam var, Allah uzun ömürler versin. Der ki, Müslüman adam çok çalışmalı. Müslüman adam gözü çapak bağlanana kadar çalışmalı. Müslüman adam veren el olmalı. Müslüman adam aracı olmalı. Yaklaşık büyüklüğü 250 milyon dolar bir şirketi gerçekleştirdik. Hamdolsun Maraş'ta bunu havaalanın etrafında 3600 dönüm yerde Sayın Tayyip Erdoğan bize tahsis etti. Orada bu uçak sanayini yapıp iki tane uçağı da Maraş'a getirip orada inşa edip o pistten uçurmayı inşallah ben ölmeden de gözüm açık gider yoksa onu da başarırız Maraş'ta nasip ederse. Şimdi güzel bir kümeleşme oluşuyor Maraş'ta. Ben kendi şirketimde ayrı bir şirket yine uzay sanayi ile ilgili bir şirket kurdum. Şu anda çocuklarım onunla ilgili çalışma yapıyor. İnşallah bunu Maraş'ta başarırız yani Rabbim bize nasip eder inşallah.